Ve sevgili çocuklar, yepyeni bir programdan tekrar sizlere merhaba. Bugün neredeyiz efendim? TV5'teyiz. Zaten TV5 kanalındayız ama bugün TV5'in genel merkezi olan binayı gezmeye geldik ve tüm arkadaşlarımızla birlikte getirdik ve sevgili Hüseyin Goncagil de bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk sevgili. Nasılsın? Nihayet ta 2000 yıllarından beri program yaptığımız TV5'i ekranlara getiriyoruz. Çocuklarımızı tanıtıyoruz. Hadi bakalım girelim içeride. Birimlerimizi seyredelim. Büyüklerimizi seyredelim. Evet, ne gibi birimler var? Değil mi? Neler var? Genel müdürümüzü seyredeceğiz, haber spikerlerimizi seyredeceğiz, ondan sonra çekim yerini seyredeceğiz, rejiyi evet, seyredeceğiz. Reklam bölümü, reklam reji. Bölümü. Hazır mısın? Hazırım. Nereye hadi gidiyoruz? Şereye gidiyoruz. Hadi binaya gidelim arkadaşlar. Buyurun. Aleykümselam. İçeri giriyoruz arkadaşlar. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Evet, geldik. Buyurun. Ercan Bey merhabalar. Çocuklarımızı getirdik. Merhaba efendim. Hoş bulduk. Çocuklar hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Televizyon izliyor muyuz? Evet. Hangi televizyon kanalını seviyoruz en çok? TV5. Evet, çok spor programı. Evet. Hangi takımı tutuyoruz? Fenerbahçe. Aynı evet, evet, Fenerbahçe. Evet. Ben de evet, Ercan Bey, evet, Trabzonspor'u tutuyorum. Evet. Bugün evet, inşallah çocuklarımızla hem binamızı gezeceğiz hem sizleri ziyarete evet, geldik. Hoş geldiniz. Sefa Ramazan geldiniz ve çocuk programımızda. Biz de çocuklarımızla sizin Ramazan'ınızı kutluyoruz. Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. TV5 milli ve manevi değerleri ön planda tutan bir televizyon kanalıdır. Evet. Ve bütün yayınlarını, bütün programlarını bu çizgide, bu bilinçle, bu şuurla yapmaktadır. Evet. Haber programları, çizgi filmler, belgeseller izliyoruz değil mi? Bunlar dini eğitici programlar. Bunların hepsini bu şuurla, bu bilinçle yapmaktadır. Ve izleyicilerimize en güzel seçenekleri sunuyoruz. Ve sunmaya da devam edeceğiz. Bu programımız vasıtasıyla tüm izleyicilerimizin Ramazan ayını tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz, saygılar sunuyoruz. Biz de alkışlıyoruz. Hoş geldiniz tekrar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Görüşmek sağ olun üzere efendim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Haydi bakalım şimdi diğer bölümlere geçelim. Nereye gidiyoruz usta? Şimdi sen nereye gitmek istersin? Vallahi ben stüdyoyu görmek istiyorum. Çok merak ediyorum stüdyoyu. İlk defa nasıl yemekhaneyi görmek istemediğine şahit oldum. Bir evet, beni şaşırttı. Rejiyi yani de merak ediyorum, mutfak yani. İyi, o zaman gezelim. Hatta rejiyle başlayalım işte. Reji, Recep kim? Recep bizim Recep. Şaban Ramazan var ya, geçen ayda kalmıştı. Yok yok, ben Recep'i sormuyorum. Reji yani reji. Ana kumanda maç açar. Buyurun gezelim beraber. Haydi bakalım. Şimdi de sevgili çocuklar neredeyiz? Rejideyiz. Rejide tabii ki içeride stüdyoda programlar yapılıyor. Burada da görüntüler karar veriliyor. Kameramanlarla, kulaklıklarla görüşüyorlar. Karşımızda yönetmenimizin birçok neyi var efendim? Monitörü var. Öyle değil mi arkadaşlar? Yalnız sizden ricam, buraya girdiğimizden hiç kimsenin haberi yok. Yönetmenden izin aldık, içeriye gizlice girdik. Hüseyin Goncagil de yan tarafta efendim, hiç haberi yok. Biz gizlice rejiye girdik. Ve sevgili yönetmenimiz Abdullah Koyun'la birlikteyiz. Merhaba Abdullah Bey. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Çocuklar siz de merhaba deyin lütfen. Merhaba. Şşşt, sessiz. Pardon, affedersin. Abdullah abicim, şimdi rejideyiz. Siz akşama kadar bu kapalı kutuda nasıl dayanıyorsunuz? Ramazan ortalık. Aslında Ramazan'da burada zaman biraz daha hızlı geçiyor. Biz sürekli yayın telaşçısı olduğu için. Yayın telaşçısı olduğu tabii için tık tık düğmeler vesaire, kanallar, tabii, girişler, tabii, çıkışlar, mesela reklamlar. Siz iftar yaparken biz de iftar programı yapıyoruz. Tabii bizim iftar yapma sürelerimiz daha kısa oluyor. Bir 5-6 dakika içinde böyle iftarımızı yapmak zorunda kalıyoruz. Oo, biz yayıla yayıla yiyoruz valla çadırlarda. Size iftar yaparken bir şeyler izletebilmek için iftarımızı biraz daha erteliyoruz. Peki bu yayın konusunda sevgili çocuklarımıza da biraz bilgi verebilir miyiz? Nasıl yayın gerçekleşiyor? Buradan nereye gönderiyoruz şimdi yayını? Çektiğimiz oluyor görüntüleri. Kameradan başlayalım mesela. Kameralar aslında stüdyolarda olan kişileri çekiyor. Bize burada montörlerimiz de var. Evet. Montörlerden yönetmen genelde resim masasının başında olur. Ya da ayrı bir resim seçicimiz olur. Evet. Yönetmen beğendiği görüntülerden istediklerini ekrana verir. O zaman kameramanlar yarışıyor mu? En güzel görüntüyü ben yakalayayım, benim görüntüyü versin gibi aslında falan. Aslında daha çok şöyle. Tabii bir yarışma, güzel resim verme diye bir durumları var onların. Aynı zamanda bir sanattır yani, güzel fotoğraf vermek. Evet, bir yani nevi. Şöyle olur aslında. Her
kameramanın takip ettiği bir konuk sunucu vardır. Sunucu. Evet, dekor, detay çekeni vesaire, vardır. Detay. Zaten kameraman arkadaşlarımız da var ama şu anda henüz herhalde buraya gelmiyorlar. Evet. Sonra buradan görüntüleri verdik. Tabii. Ve merkezden çıkışı zaman, verdik. Uyduya mı direkt? Tabii direkt uyduya gidiyor. Bu fiber optik kablolarla uyduya gidiyor. Uydudan da size geliyor. Tabii size 8 saniye gibi bir süreyle geliyor. Yani geç geliyor size. Biz burada 8 saniye önce görüyoruz. Siz bizden 8 saniye sonra geliyorsunuz. Evet, eskiden yani bu sistem yoktu. Hani 8 saniye önce, 8 saniye sonra geliyor görüntü. Eskiden efendim canlı yayında sürçülisan işlediniz ya da kötü bir sözcük kullandınız. Bunu anında seyirci duyuyordu. Yani, tabii ona müdahale etme şansı da oluyordu. Ya bu şundan dolayı kaynaklanıyor. Uyduya görüntünün gidip uydudan da evlerdeki receiver'lara gelmesi 8 saniye sürüyor. 8 saniye sonra değil biz mi? İzliyoruz. Evet. Yani 8 saniye önce burada hayat devam ediyor. Evet. Biz 8 saniye sonrasını izliyoruz. Evet, o görüntünün hızından artık ışık hızı. Peki reklam saatleri falan belli mi? Yani hani çocuklar çizgi filmi... Aa yine reklam girdi değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi ne yapacağız? Reklam saatleri... Reklam saatleri var mı yoksa gelişi güzel hani rejiden, o saatte tabii, reklam girdi? Tabii daha ayrı bir birim yayınlar reklamları. Daha çok ana kumanda yapar bu işi. Evet. Ana kumandaya reklam akışı ya da akış gireceği program çıkacağı program bir ona gün öncesinden zaten belirlenir tabi. Bir gün öncesinden hazır. Tabi süreleri belirlenir, reklamlar belirlenir. Bize verilir, biz de onları uygularız. Reklama çıkılması gerektiği zaman yönetmeni uyarırız. Yönetmen de stüdyodaki sunucu uyarır. Tabii onu siz göremeyebilirsiniz. Kulaklıktan ya da kameramanlar vasıtasıyla. Evet. Şöyle bir sözcük. Biz tabii sunucu olduğumuz için duyuyoruz sevgili çocuklar. 5, 4, 3, 2, 1, evet yayın diye bir cümleyle tabii, karşılaşıyoruz. Evet, ve biz de tabii ki hiçbir şey olmamış gibi. Evet sevgili çocuklar programımız ile devam ediyor falan deriz. Ve bizim aracılığımızla yani Ramazan ve Çocuk adlı programın aracılığıyla buradan sevdiklerinize ve tüm çocuklara Ramazan mesajınızı alalım ve burayı terk edelim. Evet tüm çocukların Ramazan'ı mutlu ve güzel bir şekilde geçsin inşallah. Büyüklerimizin de ellerini öpüyoruz. Onların da Ramazanları eminim büyük bir coşkuyla geçiyordur zaten. Gurbette kimse var mı Avrupa'da? Gurbette var tabii akrabam çok. Var özellikle Almanya'da, Belçika'da, Fransa'da, efendim Londra'da, Hollanda'da her yerde TV5 izleniyor. Evet. Buradan tabii ki sevgili gurbetçi vatandaşlarımıza da bir sözünüz var mı? Gurbetçi vatandaş şimdi gurbette nasıl geçtiğini çok bilmiyoruz ama onunla ilgili de yayınlarımız var. Evet, gurbetçi. Tabii gurbet yayınlarımız var. Yani Avrupa'daki Müslümanların nasıl Ramazanlarını geçirdikleri hakkında böyle yayınlar yapıyoruz. Orası da gelişti baya yani Duisburg'da Ramazan etkinlikleri falan varmış. Aslında sanki bizden daha faal bir şekilde Ramazanları geçiyor. Ben öyle görüyorum yani gerçekten. Peki, hala. Hep birlikteler. Evet sevgili çocuklar ne yapıyoruz? Abdullah abi ve ekibini alkışlıyoruz. Ve çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Arkadaşım teşekkür ederim Allah'ım gibi oldu. Hep birazdan teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Biz de çok çok teşekkür ediyoruz Ramazan ve Çocuk programından ve sevgili Hüseyin Gonca'nın haberi yok. Aman duymasın tabii, lütfen rica ederim. Görüşürüz çocuklar. Bakalım nereye gidiyoruz şimdi? Haberlerimize devam ediyoruz. Şimdi de Hüseyin Gonca'gül ve İbiş TV5 kanalını ziyaret ettiler. Haberimizi izliyoruz. Harikasın ya Ebru. Vallahi sen kaptın bu işi. Evet sevgili çocuklar. Çabuk yanıma gelin, yanıma gelin. Evet. Heh. Seni de şöyle alayım. Ay. Maşallah. Evet. TV5 için hazırlanan haberleri sunuyoruz sevgili seyirciler. Bugünkü haberimizde az önce arkadaşımın söylemiş olduğu gibi Goncagül ve İbiş TV5 kanalını ziyaret ettiler. Önemli ziyaretler yaptılar. Acaba neler yapılıyor TV5'te? Ne gibi programlar var? Ve şimdi de efendim stüdyodayız. Neredeyiz? Haberler. İyi haberler, kötü haberler. Efendim, aslında döviz kurlarını çok merak ediyorum. Nasıl acaba? Döviz düştü mü? Yok, düştü mü? Bakın oraya. Düştü mü oraya? Düşmedi. Döviz. Altın düştü mü? Düşmemiş. Arkadaşım öyle değil yani fiyatları mı düştü diyorum sen de ya tamam. Ebru şaşırttırıyorsun. Şimdi de özel bir konuğumuz var. Ana haber bültenine kim geliyor efendim? Ali kardeşimiz geliyor. Alkışlarla lütfen. Lütfen. Alkışlar nerede? Ay canım.
Ali Bey gelince ayağa kalkayım. Hoş geldin Ali'ciğim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Stüdyoları ziyaret ediyoruz. Sen de burada tabii hazırlıklar yapıyorsun. Ben de bir anlamda ev sahibi olarak buradayım. Sağ ol, çok teşekkür. Bizi gezdiriyor Ali abi. Yalnız Ali abinin bir özelliği var sevgili çocuklar. Ali abi özel bir yere gitmişti. Nereye gitmişti? Biliyorsunuz ki Mavi Marmara gemisi. Nereye gitti? Nereye gitti? Nereye gitti? Kimse bilmiyor mu? Nereye gitmişti? Gazze'ye gitmişti. Evet, çocukların tabii bundan haberi yok. Ben şimdi söylemiş oldum. Ali kardeşimiz de o gemide neydi efendim? Kameramandı. Yani oradaki muhabir değil mi efendim? Yalnız orada sıkıntı olmasın diye kameraman olduğunu söylemiş. Muhabir olunca fazla sıkıştırıyorlar. Şöyle kısaca tabii uzun değil. Yani çünkü o olaylar çok konuşuldu, çok görüşüldü. Şu an artık adli mercilere gitti. Fazla konuşmaya gerek yok ama gemide neler oldu, neler yapıldı ve o an çok korktunuz mu, korkmadınız mı? Bunu merak ediyor sevgili çocuklar. Evet, elbette korkmadık. Görevimizde orada olmamız gerekiyordu. Burada çocuklar burada. Gazze'de de çocuklar var. Onlar da bizim çocuklarımız. Oradaki çocuklara giden bir hizmeti, bir yardım malzemesini biz de haberciler olarak haberleştirmek için oradaydık. Ve sevgili, başındaydık. Çok üzülüyorum. Ali kardeşimiz de yanında tam $1000 para götürmüş. Bilgisayarını götürmüş. Kameramanı götürdün. Kamera. Kamera. Başka? Başka. Laptop, bilgisayar, taksit. Evet. Laptop. Efendim? Taksidini hala dediğim laptop, bilgisayar. Peki geri gelmedi mi onlar? Yok. Onlar geri gitti. İsrail medyasında bazı haberler çıktı. İsrailli subayların bu eşyaları çalıp sattığına dair. Sanırım benim eşyamı da, bilgisayarımızı da çaldılar orada. Ve yanında yani, evet. Efendim darbe şey yapılıyor, darp yapılıyor, evet. Ve hırsızlık en kötüsü. Kursanlık değil mi? Kursanlık diyelim. Peki bin dolar nerede? Bilmiyorum nerede. Bin dolar niçin senin üzerindeydi peki? Arkadaşlarla topladığımız orada kardeşlerimize giden paraydı. Orada peki bunlar tabii gümrük çıkışları vesaireler yapıldı. Ya buradaki resmi kayıtları var elbette. Bununla ilgili verimiz ifadeler var, tutanaklar var. Ya sonuç olarak gemideki eşyaların büyük bir kısmını zaten kayboldu. Gemi buraya döndüğü zaman, yolcular buraya döndüğü zaman ortaya çıkmıştı zaten. Hmm. Bununla ilgili tabii resmi kayıtlar da var. Yani açılan bir dava süreci var biliyorsunuz. Bu tespit edildi. Peki. Hayırlısı olsun inşallah. Mahkeme süreci var elbette. Ama tabii ki hakkın gözünden hiçbir şey kaçmaz. Elbette. Şimdi biz hemen konumuza dönelim. Biz çocuklarla stüdyoyu bastık. Şimdi burası tabii ki haber merkezinin bulunduğu stüdyo. Burası haberlerin sunulduğu stüdyomuz. Evet, haberlerin sunulduğu neymiş? Stüdyo. Şimdi başka stüdyomuz var mı? Başka stüdyomuz. Arkada gördüğünüz stüdyolar var. Hemen oraya geçelim arkadaşlar. Benden önce siz geçin. Ben yavaş yavaş geliyorum. Evet çocuklar, sevgili Ali abimiz bizi stüdyoları gezdiriyor bizlere ve tüm çocuklarla birlikte. Şimdi neredeyiz efendim? Bizim hanedeyiz. Yani sizin hanede. Aman bizim hane. Yani programın ismi bizim hane. Bizim hanedeyiz değil mi Ali abi? Evet. Bizim hane programının stüdyosundayız şu an. Bunu kim sunuyor peki? Ablamız var bir tane. Yıldız abla sunuyor. Kendisi yok. Evet. Kendisi yok. Evdeyim diyor ama bulamıyoruz. Lütfen Yıldız abla, rica ediyorum. Sesleniyoruz. Evdeyiz diye telefon açıyorsun, evde yoksun. Sen yoksun ama biz içeriye yine de girdik değil mi arkadaşlar? Neyse, Yıldız ablaya o güzel programdan dolayı bir alkış gönderelim lütfen. Harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Peki Ali abi, başka stüdyomuz var mı? Başka... Hazır. Yani biz şeyi merak ediyoruz. Hani çocuklar kanalda, ekranda izliyorlar. Evdi vesaireydi. Bu dekorlar hazırlanıyor. Tabii, değil mi? Dekor hazırlığı nerede yapılıyor? Dekor hazırlığı yine burada yapılıyor. Dekor teknik bir şey olduğu için ben pek bilgisayar... Evet, yani atölyemiz var. Atölyede hazırlanıyor. Hazırlanıyor işte. Mesela bir stüdyoda birden çok program çekilebiliyor. Teknoloji, yayıncılık teknolojisi buna el veriyor zaten. Evet, dekorlar değişerek tabii. Dekorlar değişerek. Ayrıca ileride bir stüdyomuz daha var, büyük bir stüdyomuz. Burası ışıklar tabii soğuk ışık değil mi bunlar? Hani terletmiyor sahne evet. Işıkları gibi. Valla ışık nasıldır bilmem, muhabirim sonuçta, teknik şey bilgim pek yok. Ama evet, Ali abi de sınırları zorluyoruz sevgili çocuklar ve cevapları bulamıyoruz. Evet. Şimdi de başka stüdyoya gidiyoruz, bakalım orada neler yapılıyor. Çocuklar, gezmeye devam ediyoruz. Stüdyoları geziyoruz. Tabii ki atölyeye sokmadılar bizi. İçeride efendim hızarlar çalışıyor, makineler çalışıyor. Tozdan çocuklar nefes alamayabilir dediler. Şimdi biz yine tekrar stüdyomuza döndük. Ali abi bizi gezdiriyor ve teknik konularda kameralar var. Ve bu arada çocukların sorusu var mı diye soralım. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Evet canım. Adın ne önce? Gel yalnız herkes seni görsün. Yani göremiyoruz. Hala siz geriye çekin hanımefendi. Kameraman arkadaşımız görsün. Buyurun. Adım Zeynep. Evet Zeynepciğim, kaç yaşındasın? 11. Kaça gidiyorsun? 6'ya gidiyorum. Ucuza gidiyor. Ben 1000 liraya gidiyorum vallahi programlara. Evet, soruyu alalım.
Sunucular soruları okurken onları ezberliyor mu? Nasıl? Nasıl? Yani sunucular sorular haberleri okuyor ya. Evet. Onları ezberliyorlar mı? Vay vay, güzel bir soru Ali Bey. Güzel bir efendim soru. Cevap sizde. Tabii ki de ezberlemiyorlar. Tabii evet. Yorumlarını kattıkları oluyordur. Bilgi sahibi oldukları konuda. Bir saniye, sesler yine yükseldi, bir saniye. Muhabirin yazdığı haber metnini prompter dediğimiz bu ekrandan bir yandan okuyor. Prompter. Tabii prompter. Ya buraya diyorsun. Bakarak yani. Buraya bakarak. Yani. Daha önceden metinler hazırlanıyor. Elbette daha önceden metinler hazırlanıyor. Evet sevgili çocuklar, görmüş olduğunuz sistem prompter. Evet prompter. Pronto. Pronto. İtalyanca gibi. Anam. Üzerime bir şey geldi. Ali abi bu ne? Cimicip kamera. Cimicip nasıl evet. Yani? Bu niye tepede duruyor? Kameranın özelliğidir bu. Kameranın yani, özelliği. Yukarıdan ve geniş açı görüntüleri izleyicilerimize bu kamerayla ulaştırıyoruz. Kamera o yani şey robot gibi. Bunu kullanan arkadaşımız cimitör mü? Cimicip operatörü. Kamera. Operatörü evet, görmüş olduğunuz gibi sevgili çocuklar operatör arkadaşımız. Efendim size şöyle alalım. Evet maşallah. Cimi'yi kaç yıldır kullanıyorsunuz? Bir yıl oldu. Bir yıl oldu. Evet. Yalnız çocuklar yanıma gelin. Koş. Abimiz neymiş efendim? Cimicip operatörü. İsim neydi efendim? Cengiz. Cengiz kardeşimiz Cimicip operatörü. Cimicip kullanmak zor mu? Zor tabii ki zor. Yani hani kameraya omzuna koyuyorsun, zoomluyorsun, çekiyorsun, tabii işte görüntü yani alıyorsun. Bir çalışması falan ön bir ay falan egzer yapman lazım çünkü pratik olman evet. Lazım. Ben şu ağırlıkları evet. Gördüğümde burada halter çalışması falan mı var diye düşünüyordum. Meğersem Jimmy'nin ayar ağırlıkları şey sağlanıyormuş. Istiyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz Ali abicim. Abi çok sağ olun. Var mı yine bir gemi yolculuğu? İnşallah olursa gideriz. Ama olursa gönüllüyüm diyorsun. Elbette. Aslında aramızda kalsın. Ömer Karaoğlu falan biz de oradaydık. Evet. Ama biz Almanya'da Hüseyin Goncagül'le evet. Önceden kesinleşmiş programlar vardı. Kısmet olmadı. Ömer abiyle zaten beraberdik geminin içerisinde. Sadece gemide değil. Ya işte. Ömer dediğimiz efendim sevgili Ömer çocuklar. Karaoğlu. Ömer Karaoğlu. Selam olsun kendisine. Ömer abiyle hem cezaevi araçların içerisinde hem geminin içerisinde hem cezaevi veya medrese-i Yusufiye diyelim. Onun içerisinde beraberdik. Beraber olma fırsatını yakaladım. İlahiler söylediniz. Zaten Ömer abinin olduğu yerde ilahiler ve marşlar da olacaktı zaten. Evet. Pekala. Sevgili Ali abi alkışlıyoruz. Efendim Cengiz abi alkışlıyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili çocuklar, şimdi de efendim kurgu. Ben anam. Allah. Bu ne lan anam? Anam. Bu ne lan? Gül yabani. Yok, Ramazan canavarı. Kayıtta mıyız? Merhaba Türkiye. Merhaba Türkiye mi? Ramazan'da olur mu böyle bir şey? Zaten ben Ramazan canavarıyım. Allah'ım ya Rabbim, Ramazan canavarı mı? Evet. Sevgili çocuklar, sizler tabii ki işte bu hataları sizler görmüyorsunuz. Neden görmüyorsunuz? Neden izleyemiyorsunuz? Çünkü kurguda bunların hepsi makasla kıtır 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 kesiliyor. Kurguya geçiyoruz arkadaşlar. Yani bütün çekimler, hani az önce bir iki tane hata yaptım ya. İşte bu hataların olmaması için, daha güzel çekimler olması için kurgu bölümünde montaj yapan abilerimiz bu böyle görüntüleri, efendim hata yaptığımız cümleleri kıtır kıtır ne yapıyorlar makasla? Kesiyorlar. İşte şimdi oraya gidiyoruz. Hadi gelin bakalım arkadaşlar. Evet sevgili çocuklar, kurgu odasındayız ve kurgu yapan, yani şu an bizim bu programı çeken abimiz, aynı zamanda kurgusunu yapmak üzere sevgili Mustafa abiyle birlikteyiz. Merhaba Mustafa abi. Merhaba İbiş Bey. Nasılsın? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Mustafa abinin bir özelliği var. Yalın ayak çalışır efendim. Ondan sonra acımı terler. Sıcaktan ne yapacağını bilemez. Onun için deli divane dolaşır. Işıkları kendisi ayarlar. Efendim görüntü ayarlarını kendisi ayarlar. Mikrofonları kendisi ayarlar. Gözü bile gitti efendim bu program için. Çünkü neden? Gecesini gündüzüne kattı. Ve şu anda da bu program için hazırlıkları yapmaya başladı. Sevgili Mustafa abi, bunlar ne? Şimdi çocuklarımız merak ediyor. Bunlar VTR. Şimdi kamerayla dışarıda yaptığımız çekimleri kaset halinde çekiliyor ya. Evet. Bunlar buraya önce bilgisayar ortamına, hard diske aktarılıyor. Buradan okutuluyor. Okuttuğumuz hard disk dediğimiz bir hafıza, değil mi efendim? Evet. Bilgisayarın hafızasına hard diske aktarmış oluyoruz. Ayrıca yani hangi formatta biraz daha evet. Hangi formatta aktarılmak isteniyorsa o formatı seçiliyor.
ve buradan okutuyoruz. O formatta aktarmış oluyoruz. Şu üstte gördüğümüz DVKM dediğimiz VTR. Evet. Şu alttaki de Betacam dediğimiz VTR. Evet. Şimdi artık gerçi teknoloji gelişti. Hard disklere direkt çekimlerimiz var. Bu bilgisayarlardan bizim evlerde yok. Bunlar nedir? Bunlar kurgu setlerinde kullandığımız dev monitörler. Dev monitör yani Macintosh falan mı bunlar? Evet, bunlar Mac sistemi. Ayrıca bu monitörlerin özelliği bunların çözünürlükleri daha yüksek özellikte olması gerekiyor. Evlerde kullandığımız bilgisayarlardan tabii ki teknik olarak çok daha farklı bunlar. Yani buradaki yapmış olduğunuz kurgu sistemi hani kamera önünde bizim yapmış olduğumuz hatalar, ne bileyim çekim hataları, işte mikrofonun sesi kısıldı, bizim sesimiz gelmemiş, filan gibi hataları siz burada ayıklıyorsunuz. Aynen, kesinlikle. Şimdi çekimlerde çekim hataları olduğu zaman veya istemediğimiz sesleri, görüntüleri kesebiliyoruz. Evet. İstediklerimizi koyabiliyoruz. Sesin seviyesi düşükse sesi kanaldan ayırıp ses programlarında işliyoruz. Tekrar dublaj yapabiliyoruz. Hatta hani montajlar yani. Evet. Montaj. Peki bu televizyon hani geçen ara efektler falan onlar da bu kurguda mı yapılıyor? Aynen. Kesinlikle burada yapılıyor. Yani ne bileyim önden böcek geçiyor işte. Evet. Mesela bir ben Piton Yılanı filmi izlemiştim. O yılan meğersem hiçbir gerçeklik payı yokmuş. Onların hepsi animasyon ve kurguda hazırlanan şeylermiş. Evet tabii ki. Hepsi bilgisayara sanal ortamda hazırlanıyor, işleniyor, montajlanıyor ve izlemeye sunuluyor. Hani bu kurgu dediğimiz olay, montaj dediğimiz olay iyi niyetli de kullanılabiliyor, kötü niyetli de. Örneğin haberlerde bazen vatandaş bir siyasetçi iki yerde konuşma yapmış. Evet. Adam bir yerde yaptığı konuşmada hayır kelimesini kullanmış ama bir başka yerde kullandığı evet kelimesiyle yer değiştiriliyor. Demediği kelimeyi hayır dediği yerde onu evet dedirtebiliyoruz kurguda. Görmüş olduğunuz gibi sevgili çocuklar, kurgu çok hassas. Yani siz olun efendim, lüzumsuz cümleler söylemeyin benim aynen, gibi. Aynen. Aman mesela dikkat. Mesela şu anda diyorsunuz ya, ben size sordum, siz içki içiyor musunuz İbiş Bey diye sordum. Siz de hayır. Hayır. Ben size onu evet kurguda evet, size onu kurguda evet dettirebilirim. Aman Allah korusun. Stop. Görüşmek üzere çocuklar. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa abimize. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Teşekkür ettim televizyonumuzu ziyaret ettiğiniz peki, için. Peki şu an bu programımızı ne zaman izleyeceğiz? Yarın izleyeceğiz inşallah. Yani gece uyumayacaksınız yine. Yani izleyiciler izlerken bugün izliyorsunuz demektir. Hoşçakalın. Evet. Şimdi de sevgili çocuklar, TV5'in genel koordinatörü Sayın Mustafa Geçer Bey'e giriyoruz. Hem de sevgili İbiş'in hemşerisi. Evet hemşerim, aman hemşerim. Hataylıdır kendisi. Hadi birlikte ziyaret. İnşallah künefe ikram eder bize. Evet sevgili çocuklar, bizim ekranımızı dolaşmaya devam ediyoruz. TV5'te şimdi Mustafa Geçer genel koordinatörümüzle beraberiz ve biz Ramazan'da elimiz boş gelmedik ve değerli koordinatörümüze de Goncagül Çocuk İlahileri ve onun yanı sıra da Goncagül Çocuk şarkılarını veriyoruz. Niye? Teşekkür ediyoruz bize bu güzel ekranları sizlerle buluşturduğu için. Onun da mesajını alalım. Merhabalar değerli. Merhabalar Sayın Goncagül, Sayın İbiş. Evet, geleceğimizin büyükleri, hanımefendiler, küçük beyler, küçük hanımlar, hoş geldiniz. Ekranlarımıza bize şeref verdiniz. Bugün Ramazan ve Çocuk programı. Bugün bir ziyaret etti. Fevkalade mutlu olduk. Biz de çok sevdik. Sizlere teşekkür ediyoruz hepinize. Efendim, tabii bu kanal sizlerin kanalı. Hele bu Ramazan'da, efendim, mübarek bir ayda bulunuyoruz. Bu sebeple ben bu programa katıldığınız için de yapımcılarına, tüm emeğe geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Zaten bizim kanalımızda biliyorsunuz bu aylarda yoğun bir şekilde Ramazan'a ilişkin programlar yapıyor. Bunlardan biri de Ramazan ve Çocuk'tur. Gençlerimize, yeni yetişen gençlerimize, çocuklarımıza milli ve manevi değerlerimizi tanıtmak ve Ramazan'ın feyzinden faydalanmalarını sağlamak için bu programları önemsiyoruz. Ve bugün bir sürpriz olarak bize geldiniz. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Evet, biz de alkışlarla Mustafa Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Sorular var mı? Soru yok. Tamam. Direkt verdik. Ha, ileride ben de bir televizyoncu, az önce çocuklarımız dediler ki ben spiker olmak istiyorum dedi. Kimdi arkadaşımız? Ve denedi de kendisi Numan abi beğendi. Yani hiç çalışmadan bir metni okuyabildi. İçinizde ben de televizyoncu olmak istiyorum, büyüyünce bu sahada hizmet etmek istiyorum diyen var mı? Heh, bir el kaldıran çocuğunu bana al ya. Ben televizyoncu olmak istiyorum. Hangi tamircide çalışmam lazım? Herhalde yani kabortacıda falan çalışması gerekiyor. Otoğu kaborta. Tamirci değil mi? Yok, kaborta daha şey. Yani kaborta. Ulaşım çok önemli. Tamam. Çünkü programa ulaşamıyorlar. Araba arıza yaptığı için. Tamam. Öncelikle ulaşımı.
Anladım. Göz ardı etmememiz gerekiyor. Şimdi ben kaportacıya gidiyorum, sonra televizyoncu oluyorum. Evet. Anlaştık. Sevgili çocuklar, bir kez daha İbiş'in buradaki maharetini görmüş olduk. Her vadiye vakibüle kazalım. Her vadiye vakibüle. Evet sevgili çocuklar, şimdi efendim haber merkezindeyiz. Yani sabah haberlerini okuyan sevgili üstadımız Numan Balcı abimizin yanındayız. Bakalım haberler nasıl, yeni haberler nasıl, kötü haberler var mı, iyi haberler var mı? Ben program sunucusuna devrediyorum. Sakın ayrılmayın. Çok teşekkür ediyorum sevgiliyim. İşte yalnız sabah haberde sunan ben değilim yavrum. Kim? Bak Numan Bey. Pardon Numan Bey ne tarafta? Tabii. Evet biz kendisi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Evet hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün çocuklarımızla Ramazan ve Çocuk programında Numan abilerini ziyarete geldiler. Hem sabahtan başlamış olalım dedik. Ramazan'da sabah haberleri sunmak nasıl oluyor? Zor oluyor. Zor derken tabii oruçlu olmanın bir etkisi var. Sabah saat 7'de başlıyoruz 9'a kadar geceden sarkan 2 saat evet geceden güne yansıyan haberleri gazete manşetlerini izleyicilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Peki, orucun etkisi oluyor. Peki bir şey soracağım mikrofonu bana tutarsan sesli daha güzel gelir. Şunu soracağım sabahleyin aşağı yukarı namazı da kıldıktan sonra saat 4:30-5'e doğru oluyor. Ondan sonra da sabah haberleri başlıyor. O arada uykunuzu istirahatinizi alıyor musunuz yoksa nasıl bir plan? Sahurdan sonra yatamıyorum. Çünkü hazırlık yapmam gerekiyor. Üzerimi değiştiriyorum. İşte programda giyeceğim elbiselerimi hazırlıyorum. Ve yola çıkıyorum. Takriben 18 kilometre televizyona evim. Saat 6 çeyrek gibi burada oluyorum. Haberlere bakıyoruz sevgili yönetmenim Merve Türkmen'le birlikte. Yeni haberler varsa onları hazırlıyoruz. Ve yayına hazır hale getirdikten sonra tam saat 7'de yayına giriyoruz. Yayın sonrasında genelde burada 1-2 saat dinlenme fırsatım oluyor. Evet. Ne kadar güzel. Şimdi arkadaşlar. Evet, ben anladım usta. Hani şimdi sahurdan sonra uyumuyorum dedi ya. Sahurdan sonra uyursa sabah haberlerinin gözleri böyle şiş şiş o zaman çıkar. Şiş deyince yani bu kebap şiş gibi değil değil mi? Yok göz şişi bu. Şimdi çocuklar size bir sorum var. İçinizden Numan abi olmak isteyen var mı? Yani televizyonda ben sabahları haber spikeri ya da işte sabahleyin sunum yapmak istiyorum diyen var mı? Varmış. Bir arkadaşımız varmış. Bakalım kendisi konuşsun hem de sorsun nasıl oluyormuş bu işlere. Sabahları haberleri sunuyorsunuz. Size bir katkısı oluyor mu? Katkısı oluyor. Şöyle oluyor. O günkü haberlerden evet. İlk önce benim haberim oluyor. Evet. Seyircilerimize aktarmadan önce. Zaten bizim sabah gündemi programımızın da sloganı sabahın ilk saatleriyle herkesten önce haberiniz olsun sloganıyla başlıyoruz. Evet. Böyle bir faydası oluyor. Şimdi Numan abi şunu merak ediyorum ben şimdi. Adın neydi kızım? Tut kendine. Ebru Gökkale. Şimdi Ebru Gökkale bir deneme yapsın. Numan abi metin versin. Sen haber spikeri olmak istiyorsun ya. Biraz daha şöyle şu tarafa gel. Ha, evet. Çok güzel. Bir tane deneme yapalım bakalım. Evet bir tane deneme yapalım. Hadi bakalım. Al bakalım. Sevgili çocuklar. Arkadaşımız haber spikerliğine heveslendi. Evet biliyorsunuz Ramazan'ı sıcak bir havada geçiriyoruz. Onun için de sıcaklarla ilgili, havayla ilgili kısa bir haberimizin kamı var. Yani bizim ekranda okuduğumuz metin var. Sevgili kardeşimize bunu verelim, okusun. Günlerdir devam eden kavurucu sıcaklar ve nemli havanın ardından bu sabah yağan yağmur kısa süreli de olsa İstanbulluları serinletti. Bunaltıcı havanın etkisinden kurtulmak isteyenler kısa süreliğine de olsa yağmurda ıslanmayı tercih etti. Bravo. Evet. Vay be. Hocam hiç hazırlanmadan, önceden bakmadan nasıl yorumlarsınız? Vallahi süper. İnşallah bekliyoruz. Sabah gündemini ilk fırsatta kardeşimize sundurabiliriz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Yalnız bizim de bir sorumuz var. Ekranları başında izleyenler için her zaman olduğu gibi bu programımızda hediyeler dağıtıyoruz. Bu hediyelerden şimdi de biz Numan abiye vermek istiyoruz ama tabii sorumuza cevap verebilirse. Sizlerden de cevap vermek isteyenler olursa www.çocukilahileri.com adresine hemen orada üye olup adresinize yolluyoruz hediyelerimizi. Numan abi buyurun dedi demek ki rahat o zaman. Çocukların var mı? Evet, ellerinizden öpen iki tane çocuğum var. Büyük oğlumun ismi Halim Malik,
Küçük oğlumun ismi de Mehmet Zahit. Büyük 8 yaşında, küçük de 5 yaşında. Allah bağışlasın. O zaman hemen soralım. Bugün Ramazan-ı Şerif'in kaçıncı günü? 11. günü. Tebrik ediyoruz ve kendisine alkışlarımızla Gonca Gül Çocuk İlahilerinden armağan ediyoruz. Peki. Ben de bu hediyeniz için teşekkür ediyorum. Çocuklarıma sizin adınıza ileteceğim. Ben de size odama kadar teşrif ettiğiniz için bir hediye vermek istiyorum. Bu da çocuklarla ilgili. Çok değerli konuklarımdan Sait Çamlıca'nın Allah Çocuk Yakmaz isimli bir kitabını ben de sevgili kardeşlerim adına size vermek istiyorum. Evet, ben de bunu İbiş kardeşimin minik bir evladı var. İbiş'in her zaman itiraz ettiği bir şey var. Hep çocukları Allah yakar diye korkutuyorlar. İbiş de diyor ki hayır, Allah yakmaz, Allah sever. Evet. ne diyorsun? Ne evet? Neredeyiz? Haber bölümüne geldik şimdi. Haber bölümü var, magazin bölümü var. Bütün merkez burası. El sallayın, devam ediyoruz dolaşmaya. Kalbin namcına geldik, namcına. Tam merkezdeyiz. Tam merkezdeyiz. Böyle yavaş yavaş gidiyor. Aa, kimle karşılaştık? Ha. Ya Ramazan ve sokak ve Ramazan neydi? Yunus abi. İkisi de aynı kiloda güreşiyorlar. Serbest güreşte sevgili İbiş, serbest güreşte Yunus'la beraber. Bayrampaşa'ya doğru gidiyoruz. Hoş Bayrampaşa'ya ne var sorsana. Bayrampaşa'da iftarda kurbaçayla pilav, haşlı makarna, tavuk tam sana göre var. Bana göre değil mi? Ne var? Sokakta yine bir iftar şöleni var. Yaklaşık 2000-3000 kişinin katılacağı. Oo, biz de gidebiliriz o zaman. Biz de orada olacağız. Buyurun beraber gidelim isterseniz. Ne kadar güzel. Senin kameramanın kim? Kameramanım bu. Adı ne? Adımı soruyorlar abi, söyler misin? Söyle söyle. Adımı bana sormuyor ki. Benim adım Hasan. Hasan abi kaç yıldır diye çocuklar soruyorlar TV5'te. TV5'te ikinci yılım dolmuştur herhalde. Dolmuştur herhalde. Memnun musun gezmekten yoksa binanın içinde mi olmak isterdin? Sorma, nasıl memnunum. Gayet memnun. Saray kameramanıdır dedem benim. O zamanlar sarayda şey mi, güvenlik kamerası mı vardı? Güvenlik kamerası vardı. Osmanlı teknoloji deviydi o zamanlar tabii. Değil mi? Peki senin kardeşlerin var mı, seni seyredecekler şu anda biz programı benim yaparken? Kardeşlerim bunlar işte. Öyle mi çocuklar? Evet. Peki size kameraman abiyi alkışlayın Hasan abi. Bak bu kadar emek veriyor, yoruluyor. Peki size kolay gelsin. Teşekkür Yunus abi, seni soruyorlar kaç yıldır TV5'tesin diye çocuklar. Ben de 2,5 yıl oldu. 3 yıla doğru gidiyor. Seni haber okurken tanıyorlardı şimdi. Haber okuyoruz yine. Hem sokaktayız hem haber okuyoruz. Ramazan'dan sonra var mı gezmeler yine? Tabii devam edecek. Sokağın nabzı devam edecek inşallah. İbiş sen ne dersin bu işe? Ana haber bülteninde arkadaki dekoru göremiyorduk zaten. Ekran kapalıydı. Ne diyor çocuklar abiler ya? Evet, TV5'i gezmeye devam ediyoruz. Size de kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin size. Teşekkür ederim. Kolay gelsin size de. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Şimdi de sevgili çocuklar, efendim, para kaynağının bulunduğu yerdeyiz. Neredeyiz tabii? Hani televizyonlarda devamlı şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz diyorlar ya. İşte o reklamları televizyonlara alan müdürümüzün yanındayız efendim. Sayın Turan Bey. Merhaba efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Evet, çocuklarla televizyonu ziyaret ettik ve şimdi de sizin bölüme geldik. Reklamlar bölümünde. Yani reklam nedir ve niye televizyonda reklamlar vardır? Dizinin en güzel yerinde reklamlar giriyor ve bu konuda itirazlara karşı ne diyorsunuz efendim? Cevap hakkı sizde. Şimdi firmaların kendini tanıtabileceği, kendisini tanımayan insanlara ulaşmak için hedeflediği bir tanıtım şeklidir. Bunun boyutları vardır. Görsel, işitsel ve ikisinin bir arada olduğu televizyon ortamları dediğimiz her ikisini barındıran ortamlar vardır. Biz bu bölümde çalışmaktayız. Yani televizyon dediğimiz kısımda çalışmaktayız. Hem göze hem kulağa hitap etmekteyiz. Firmalarla siz görüşüyorsunuz. Evet. Ben ve ekip arkadaşlarım var. Bu arkadaşlarımız firmalarla irtibat kuruyorlar. Ve bu arkadaşlar televizyonu o insanlara pazarlayarak televizyonda yaptıkları reklamın amacına ulaşacağını, izleyicimize ulaşacağını anlatıp karşı tarafı ikna edip reklamımızı televizyonda yayınlanmasını sağladık. Peki en etkileyici reklam hangi zamanda yayınlanan reklamdır sizce? Yani bu duruma göre değişir tabii. Televizyonun kendi yapısına göre değişir. Ama bizim çok fark etmiyor. Çünkü bizim izleyici kesimimiz kemikleşmiş bir izleyici kesimimiz vardır. Bizi normal sıradan bir televizyon olduğumuz için değil, bizim misyonumuzu bilen insanların izleyip takip ettiği bir ortam vardır. Bundan dolayı o insanlar
bizim televizyonumuz belki hiç kapatmadan seyrederler diye de iddia da edebiliriz. Evet, ben buna şahit oldum. Almanya'da bir programımız vardı. Sevgili Hüseyin Goncagül'le bir camiye gitmiştim. Sonra ben namazdan sonra çıktım. Çıktıktan sonra bir hol vardı. Holde ekranda ne vardı biliyor musunuz efendim? Sinevizyonu açmışlar. Dev bir ekran şeklinde duvara vermişler. Ve Aşıklar Günü diye bir program vardı. Hala devam ediyor mu? Aşıklar Meydanı. Aşıklar Meydanı'nı izliyorlardı. Ben şaşırdım. Hüseyin Goncagül'ü getirdim. Hocam dedim işte fanatiklik bu. Sinevizyon'dan dev bir şekilde ekranı duvara vermişlerdi. Yani bizim insanımızda tabii bu bir aşktır. Bir sevgidir. Ötesinde sıradan bir televizyon mantığıyla bakılmaz hiçbir zaman TV5'e. Onun için bizim reklamlarımız da bu noktada çok etkilidir. Çünkü bizde çıkan reklamlarımız referans teşkil eder. Evet, bizim yani insanlarımız için. Tabii. Aynen. Reklam sürelerini siz mi ayarlıyorsunuz yoksa başka bir bölüm mü? Şimdi bizim Rütük'ün koymuş olduğu belli rakamlar var. İşte program içerisinde 6 dakika, programlar arasında 8 dakika diye. Biz ona uygulamaya çalışıp onu riayet etmeye çalışıyoruz. Geçmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Evet, buradan iş adamlarına sesleniyoruz. Yetkililere sesleniyoruz. Efendim, sponsorsuz, reklamsız bırakmayın Turan Bey'i. Yoksa televizyon hali yaman olur vallahi. Öyle değil mi efendim? Evet. Çok teşekkür. Yalnız bize de lütfen. Yani biz de gerçi bizim sponsorumuz var. Yani suları temizleyen bir firmamız var. Allah razı olsun. Evet. Su arıtma cihazlarımız var. Teşekkür ediyoruz efendim. Bu güzel bilgiler. Çocuklar bir sorunuz var mı? Yok, soru yok. Evet, soru sormak isteyen lütfen ayağını kaldırsın. Evet, süre doldu. Teşekkür ediyoruz. Reklam bölümü de işte böyleyim sevgili çocuklar. Reklamlar konusunda Turan amcamızdan güzel güzel geniş geniş bilgileri almış olduk. Yani reklamlar gerekliymiş. Peki sevgili çocuklar, size misafir olarak geldik. Bizi nereye alırsınız? Ya oturma odasına efendim ya da salona alırsınız. Misafir odasına alırsınız. Bizleri misafir edersiniz. İşte biz de TV5 kanalına geldik. TV5 kanalına gelir gelmez tabii ki gelen sanatçılarımız da burada misafir ediliyor. Ve salonumuzda devasa bir ekranımız var. Bu güzel ekranda, plazmada neyi izliyoruz arkadaşlar? TV5. Evet, TV5'te kimi izliyoruz şu anda? Sokak ve Ramazan. Yunus abi sokaklara düşmüş efendim. Allah yardımcısı olsun. Sokak sokak geziyor ve Sokak ve Ramazan'ı çekimlerine devam ediyor. Sevgili çocuklar, burası da TV5 kanalı misafirhanesi. Yani özel bir misafiri falan geldikleri zaman sanatçılar olabilir efendim, ses sanatçıları, ilahi sanatçılar olabilir, özel bir misafir, yurt dışından gurbetçi misafirlerimiz olduğu zaman buraya efendim misafirhanemizi alıyor. Misafirlerimiz burada efendim sıkılmasın diye kitap okuyorlar, televizyon ekranında televizyonu seyredebiliyorlar ve burada dinlenebiliyorlar sevgili çocuklar. İşte bugünlük de bu kadar sevgili çocuklar. Biz de tam dinlenme salonuna gelirken de vedamızı da yapalım. Efendim, her ne kadar sürçülisan eylediysek affola. Allah yüzünüzden gülücükleri, cebinizden paracıkları, kalbinizden o sıcak sevgi ve imanı asla eksik etmesin. Televizyonunuzun markası hiç önemli değil. Önemli olan frekansı, kanalı. Kanal, hangi kanal? TV. 1, 2, 3. Hayırlı Ramazanlar. Alalım.